Anmış benim güzel yavrum. Hani babaya gülecek? Hı? Yok mu babaya gülecek? Parayı nereden buldun Hüsnü? Benim ya. Borç aldım. Bunun için mi sıkılıyorsun? Eğer bir gün ölüp gidersem, maaşım sana kesintisiz kalsın isterdim. Aman Allah gecinden versin! Çocuklar geldi yetişti. Bakarsın, maaşa filan ihtiyacımız olmadan yaşar gideriz. Hüsnü, sen bu kızı neden öbür çocuğundan daha çok seversin anlamam. Kazan dibi de ondan. Sahi, kazan dibi tatlıların en lezzetlisidir. Belki de yakında aramızdan ayrılacağımı bildiğim için onun sevgisine doyamayacağımı hissediyorum. Acaba seni kim yetiştirecek kızım? Hoppala, bu nasıl söz? Tabii sen yetiştireceksin. Hiç sanmıyorum. Neler söylüyorsun Hüsnü? Kötü bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şeye güven olmaz. Ne olur böyle konuşma. İnsanın başına neyin, ne zaman geleceği belli olmaz. Kuzum, sana ne oldu bugün? Yok bir şey. Aman ne olur kendine iyi bak. Biz sensiz ne yaparız Hüsnü? Hüsnü Bey'in evi nere? Ne yapacaksın? Koçu teslim edeceğim. Ne o, ne var? Ne istiyormuş? Bizim evi soruyor. Öteki çocuklar da peşine takıldılar. Gagasındaki yük ağır olduğu için... Odana git kızım. Başımı şişirme burada. Öf ya! Siz de beni hep fazla görürsünüz zaten. Şan olsun diye bu düğün belasına burnumuzu soktuk. Aa! Sen istemez miydin şanlı şöhretli düğün yapmak? İsterdim, isterdim ama bu bizim gücümüzü çok aştı. Ne yapalım? Perihan bizim ilk çocuğumuz. Onu yetimler gibi evlendiremeyiz. Evet, evet. Ok yaydan çıktı bir kere. Emrullah Bey'le düğünü Huzur Oteli'nin terasında yapmaya karar verdik. Salonu ve müziği o ayarlayacak. Hı. Yiyecekler, içecekler de bizden. Onun için fazla kimse çağırmamaya bakın, batarız yoksa. Gel bakalım koca koç! Bu da nereden çıktı? Salih kim getirdi bunu? Sedat abi göndermiş. Allah Allah, ne lüzumu varmış? Hediye baba! Böyle hediye mi olurmuş? Düğün ziyafeti için! Oh canım! Koç için teşekkürler. Düğünümüzde inşallah karşılığını yaparız. Bir şey değil hayatım. Neslihan, bunu sana bırakıyorum. Bak, daha yepyeni. Bana mı? Çok teşekkürler. Teşekkür edemez canım. Al, al bunu da. Perihan, sahiden aramızdan ayrılıyor musun? O ne biçim söz Neslihan? Evet, evden ayrılıyorum ama aranızdan değil. Peki, evlilik korkutmuyor mu seni? Doğrusunu istersen korkuyorum. Ama Tuğrul'u o kadar çok seviyorum ki. Neden ağlıyorsun Neslihan? Bu evde sensiz ne yaparım ben? Ağlama rica ederim. Yakında sen de evleneceksin. Ah Perihan! Ne olurdu düğünlerimiz aynı gün yapılsaydı. Yapmayın çocuklar, günahdır! İn hayvanın üzerinden! Aşağı götür bahçeye bağlayın! Kim dışarı? Ben koyun falan istemiyordum ki! Nereden çıktı bir de bu başıma? Ne yani, geri mi verseydik? Ah, keşke! Vallahi çok ayıp olurdu! İş bir koçla bitse neyse!
Aşçıya para, yiyeceğe para, içeceğe para, her şey para ister. Aman, düşündüğün şeye bak, rica ederim Hüsnü, izam etme bu kadar. Nedir bu başıma gelenler? Bu hindiler de nereden çıktı? Emrullah Bey göndermiş. Allah Allah, ne lüzumu varmış? Adam sana hediye göndermiş, eksik olmasın, düğünde yenilsin diye. Eyvah, evin içine doldurmayın bunları. Götürün bahçeye koyun. Yeter, yeter, artık canımdan bezdim. Of! Yeter be! Şu liste daha bitmedi mi? Aa, niye bağırıyorsun öyle? Senin halden anladığın yok ki. Durmadan istiyorsun. İnsan biraz insaflı olur. 20 senelik emeklerimin mükafatı bu mu olacaktı? Beğenmiyorsan işte kapı. Kabahat bende! Bunu daha başta yapmalıydım! Anne, ne oluyorsunuz? Etraftan duyacaklar. Bizim mahalleye rezil mi edeceksiniz? Babanın dediğini duymadın mı? 20 sene sonra bana kapıyı gösterdi. Pekala! İşte bütün paraları sana veriyorum. İşleri sen idare et de görelim. Anne! Hüsnü Bey, izne çıkmadan zimmeti teslim ediverin. İzne çıkmayı düşünmüyordum efendim. Niçin? Şu sıra işler çok. Ayrılırsam hesapların karışmasından korkuyorum. Çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzden dolayı çok memnunum ama... kızınızın düğünü bitene kadar mutlaka izin almanız lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Var olun.